Evet arkadaşlar, optik konusuyla ilerlemeye devam ediyoruz. Artık merceklere geçtik. Merceklerin özellikleri ve genel karakterleriyle ilgili sorulara başlıyoruz. Bir non soruyla başlayalım. Bir merceğin odak uzaklığı hangilerine bağlı diye sorulmuş. İlk sorumuzda rengine, ortamın kırıcılık indisine ve merceğin yapıldığı malzemenin cinsine bağlıdır diyor. Tabii ki de bu odak uzaklıkları bunların hepsine bağlıdır. Hatta odak uzaklığı formülü şöyledir. N mercek bölü N ortam eksi 1 bölü 1 bölü R1 artı eksi 1 bölü R2'dir. Burada merceğin kırıcılık indisi önemli, ortamın kırıcılık indisi önemli. Yapıldığı malzemenin yarıçap hangi nasıl kesildiği önemli. Dolayısıyla odak uzaklığı gelen ışığın rengine bağlı, frekans olarak değişiyor. Rengine bağlı, kırıcılık indisine bağlı, merceğin yapıldığı saydığım odak malzemenin cinsine bağlı, ortama bağlı. Üç öncü de ışın odak uzaklığı ile ilgili olarak alabiliriz. İkinci soruda mercek su ortamında konulsa diyor. Şimdi camdan yapılmış bir mercek, camdan yapılmış, mesela ince kenarlı bir mercek alıyorum. Bunu hava ortamında deneyliyorum. Asa eksene paralel gelen bir ışın odaktan geçsin mesela. Tamam. Şimdi burası cam, hava. Şimdi bize şu soruluyor. Mercek su ortamında konulsa, yani artık burası dış ortam su olsaydı diyor. Hava yerine su olsaydı. Şimdi hava ile cam arasındaki kırıcılık indisi farkıyla camla su arasındaki kırıcılık indisi farkı aynıydı. Camla hava arasındaki fark çokken camla su arasındaki fark daha azdır. Bu da aradaki fark azaldığı için sapma miktarının azalması demektir. Yani ışın böyle gidiyorken daha az sapması demek şöyle gitmesi demek. Bunun anlamı odağının daha da artacağıdır. Birinci öncül doğrudur. Merceğe gelen ışık daha az kırılır. Daha az kırılır. Bu da doğrudur. Mercek ince kenarlı ise kalın. Kalın ise ince kenarlı bir davranır. Bunun olabilmesi için bu olabilir. Ama böyle bir şeyin olabilmesi için dıştaki ortamın kırıcılık indisinin camdan daha büyük olması lazım. Cam sıvıdan hala daha büyük olduğu için ince kenarlı, ince kenarlı gibi kalınlar da kalın gibi davranır. O yüzden bu öncül yanlış. Son cevabı 1 ve 2 olmalı. Sırada iki tane ışın çizilmiş. Biri kalın kenarlı görünümlü, biri ince kenarlı görünümlü bir ışını gönderiyorlar. Neden görünüm diyorum? Çünkü mercekler kendi karakterlerini gösterebilmeleri için bulundukları ortamdan daha kırıcı olmaları lazım. Eğer ortam daha kırıcıysa o zaman merceğin yapıldığı malzemenin kırıcılık indisi ortamdan daha büyüktür. Mesela burada kırıcılık indisi N1'den yapılmış bir cam var. Ortam N. Kalın kenarlı mercek ince kenarlı gibi davranmış. Demek ki dış ortam mercekten daha kırıcıymış. Yani N, N1'den daha büyükmüş. Burada ise ince kenarlı bir mercek konulmuş. Mesela bu ışını şöyle düşünebilirsiniz. Tersten gönderin. F2'den gelen bir ışın uzantısı F'den geçsin. O zaman bu ince kenarlı gibi davranmış. Yani kendi karakterini göstermiş. O zaman bu merceğin kırıcılık indisi de N'den, yani N2'de bu camın malzemesi ortam N'den daha büyüktür. Yani sıralama N2 N'den büyük, N2 N'den büyük, N de N1'den büyüktür dediniz. İki tane öncü doğrudur. N1 N2'den büyük müdür? Tabii ki de yanlıştır. Üçüncü öncü yanlış olduğu için cevabımız C'dir. Sıradaki sorumuz gene bir ince kenarlı merceğe gelen farklı renkteki ışınlar. Kırmızı, mavi, yeşili, yeşil renkteki ışınları göndermişiz. Biz biliyoruz ki kırmızıda en az kırmızı sapar, en çok da mor sapar. Kırmızıdan mora doğru bir skala var arkadaşlar. Böylece kırmızıya arkadaşlar ne de koyacağız? Az sapanı koymamız lazım. Yeşil arada kaldığı için onu araya koymamız lazım. Mavi ya da mor en sona koyalım. Böylelikle çok saptığını görelim. I1 mavidir, doğru. I2 yeşildir, doğru. I3 kırmızıdır, doğru. Her üç öncü de doğru olduğu için bu sorumuzun cevabı Edirne olmalıdır. Sırada arkadaşlar 5 nol sorumuz var. Işın geliyor alfa açısıyla, alfa açısıyla böyle kırılmış. İnce kenarlı mercek, ince kenarlı mercek özelliği gösteriyor. Aynı alfa açılar olduğuna göre burası benzerlikten zaten aynı oluyor. Bunun olduğu tek görüntü var. O da merkezden gelen ışınların merkezden geçmesi. L, O, K, O eşittir. K ve L noktaları da ince kenarlı merceğimizin merkez noktalarıdır. Merceğin kırıcılık indisi artarsa, kırıcılık artarsa iki ortam arasındaki fark artar. Daha çok sapmaya neden olur. Yani bundan da şu ortaya çıkar. OK uzunluğu artar diye söylüyor. O zaman bunun nasıl olması lazım? Eğer bu mercek daha kırıcı olsaydı o zaman odağının daha küçük olması lazımdı. Odağı daha küçük olursa burası merkezi değil, artık atıyorum 3F olurdu. 3F'teki bir cismin görüntüsü 1.5'tan geçerdi. Yani
kırılma, bakın normalde şöyle gitmiş. Mercin kırıcık indisi artarsa daha da kırılması gerekiyor. Böyle bir şey olması lazım. OK uzunluğu artar diyor. Oysa ki OK uzunluğu ne yapması lazım arkadaşlar? Azalması gerekiyor. Sorumuzun doğru cevabı denizdeki gibi olmalıdır. Gelelim 6 nolu soruya. 6 nolu soruda odak uzaklıkları F olan camdan yapılmış hava ortamında bulunan kalın kenarlı merceğe tek renkli ışın gönderiliyor. Işın nereden geçer diye söylüyor. Hatırlayalım, kalın kenarlı mercekteki tüm görüntüler mercekle odak arasında oluşuyor. Nereden gönderirsek gönderir. Bakın ışın buradan gelmiş. Başka yerden de gelseydi, herhangi bir yerden de gelseydi görüntü burada olması gerek. Buna uygun tek çizim arkadaşlar bir nolu görüntünün uzantısının odakla mercek arasındaki uzaklığı gösteren görüntüdür. Yani bir olması lazım sorumuzun cevabı. Evet, şimdiki sıradaki sorumuz. Odak uzaklığı 10 olan ince kenarlı mercekten 30 cm uzağa 20 cm uzunluğunda cetvel yerleştiriliyor. O zaman cetvelin görüntüsünün boyu kaç cm olur diye soruluyor. Şimdi ince kenarlı merceği bir yerleştirelim. Odak uzaklığı 10 cm'miş. Buraya F diyebilirim yani. 20. Şurası 30. santime koyduk. 30. santim o zaman burası 2F. Burası 3F olur. Şimdi buraya bir tane mercek koyacağız. Pardon. Buraya bir tane cetvel koyacağız. Cetvelin boyu ne kadar arkadaşlar? 20 cm boyunda bir cetvel koyduk. Burası 3F ise 3F'teki bir cismin görüntüsü hatırlarsanız 1.5F'te oluşurdu. Ve buradaki cisim burada tam aşağıda ters olarak oluşurdu. Eğer benzerlik yaparsanız burada, dikkat edin burada bir benzerlik var. Burada bir benzerlik yaparsanız 3F'in 1.5F oranı, H'ın H1.2 oranımızda demek ki cismin görüntüsü burada nasıl olmalıymış? Boyunun yarısı kadar olmalı. Boyu ne kadardı cetvelimiz? 20 santim. O zaman boyu kaç santim olmalıdır görüntüsünde? 10 santim olmalı. Sıradaki sorudayız. Sırada kalın kenarlı merceğe H yüksekliğinden bir ışın gönderiliyor. Bu ışın kırılarak uzantısı buradan geçecek şekilde alfa açısını ne yapıyor? Kırılıyor arkadaşlar. Soru ne peki? Peki özelliklerinin hangilerine bağlıdır diyor bu alfa açısı. Şimdi alfa farkındaysanız buradaki kırma miktarını veriyor. Mesela alfa açısını nasıl arttırabilirsiniz? Mesela alfa nasıl artabilir? Şöyle olursa daha çok olur. Bu da daha çok saptığın, daha çok kırıldığın ispatıdır. Mesela neye bağlı? Işının rengine bağlı. Mesela kırmızı olsa farklı, yeşil olsa farklı olacağı için ışının rengine bağlıdır. Işın asa eksenine olan uzaklığına da bağlı. Neden? Çünkü odak hep burada olduğu için biz bunu böyle gönderseydik bu ışın gördüğünüz gibi açısı daha çok olurdu. Yani buradaki açı değerini H ile artırıp azaltabilirim. Doğru. Ortamın kırıcılık indisine bağlı. Çünkü ortam arasındaki fark bize sapma miktarını verecektir. O yüzden 3. öncülümüze de bağlı olduğu için bu sorumuzun doğru cevabı 1-2-3 olan E seçeneği olması lazım. Sırada 9. sorumuz var. Şimdi aslında bir tane ipucu vermiş bize. I ışını göndermiş. 4'ten geçiyor. I ısı nereden geçer diye soruyor. Şimdi I ışının özelliği ne peki? I ışının asa eksenine paralel gelen bir ışın. Tabii ki de odaktan geçmesi lazım. Yani bu ince kenarlı mercin odağı kaç birmiş arkadaşlar? 2 birmiş. Buraya odak diyebiliriz. Peki I ısı ışını odağa gitmeye çalışıyor mu? O zaman bu ışınımızın nereden geçmesi lazım? F1.2'den geçmesi lazım. Hatırlayalım. F1.2'den gelen ışınlar uzantıları F'den geçiyorsa F'ye gitmeye çalışan ışınlarımızın da F1.2'den geçmesi lazım. Hangi noktadan geçer diye sormuştu bu soru. 3 nolu noktadan geçiyor. Yani sorumuzun cevabı C seçeneğinde mevcuttur. Sıradaki sorumuz arkadaşlar. Kırıcılık indisleri N1 ve N2 olan ortamlara kırıcılık indisleri N3 olan ince kenarlı mercek konulu tek renkli I ışını gönderiliyor. Şimdi ben biliyorum ki asa eksenine paralel gelen ışınlar odaktan geçer. Fakat şuraya da odaklanın. Şimdi bu ışın ince kenarlı mercek özelliğini göstermişim burada. Yani ince kenarlıya gönderip ince kenarlı göstermeyebilir mi? Evet. Demin de söylemiştik. Eğer mercek kendi karakterini gösteriyorsa merceğin kırıcılık indisi ortamdan daha büyük. Yok, karakter değiştiriyorsa ince ise kalın gibi. Kalınsa ince gibi davranıyorsa o zaman da arkadaşlar dış ortamın kırıcılığı mercekten daha büyük oluyor. Ama bu sorumuzda şu anda N3 N1 ortamına geçerken daha kırıcıdır. Dolayısıyla N3'ün N1'den büyük olduğunu söyleyebiliriz. Peki sonraki aşama. Işın buraya gelmiş. Normalde şöyle bir açı yapıyor farkındaysanız. Burası normal. Yüzey burası. O zaman normalden uzaklaştığına göre burada açı arttığına göre hızlanmış. Hızlandığına göre kırıcılık indisi ne yapması lazım? Azalması lazım. Burada açı az. Kırıcılık indisi çok. Burada açı çok. Kırıcılık indisi az. Bu durumda N1'de N2'den daha büyüktür. Eğer sıralama isterlerse 3-1-2 sıralaması rahatlıkla ne yapabiliriz?
yapabiliriz. 3, 1, 2 sıralaması arkadaşlar sadece Bursa seçeneğinde var. O yüzden sorumuzun cevabı Bursa'dır. Peki sıradaki sorumuza geçelim. Soruda bir mercin önüne konulan cismin görüntüsü düz ve büyük oluyormuş. Şimdi ince kenarlı mercimiz var, kalın kenarlı mercimiz var. İki tane mercek türümüz var zaten. Şimdi ince kenarlı mercekte görüntüler düz oluşabilmesi için sanal görüntü oluşturmamız. Yani ince kenarlı mercekte sanal görüntü oluşturuyorduk. Fakat bunun oluşabilmesi için mercekte odak arasına yerleştiriyorduk bunu. Eğer buraya bir cisim yerleştirirse görüntüsü gene mercekle, yani bu tarafta cismin olduğu tarafta, bu tarafta bir görüntü elde edebiliyoruz. Cismin görüntüsü düz ve büyük. İşte anahtar kelime bu. Çünkü kalın kenarlı mercekte cismi yerleştirdiğiniz zaman görüntüsü odakla mercek arasında ama cisimden daha küçük oluşuyor. Bakın burada görüntü düz. Evet, burada da görüntü düz. Ama burada görüntü küçük. Ha, demek ki bu kalın kenarlı mercek olamaz. Bu kesinlikle ince kenarlı mercek olmak zorunda. Mercek ince kenardır, doğru. Oluşan görüntü zaten her ikisinde de sanal arıyorduk. Sanal. Cismi odakla merkez arasında koyarsak bu olay gerçekleşiyor ince kenarlı mercekte. Bu üç öncünün üçü de doğru olduğu için sorumuzun cevabı edilir. Geldik 12 nol soruya. Mercekler yukarıda verilenlerden hangilerini kullanılır diye soruluyor. Göz sağlığını hatırlayın, ince kenarlı ve kalın kenarlı mercekler kullanıyoruz. Gözlüklerimiz bunların için birebir. Otomobillerde gene görüntüyü bir yere odaklamak için, toplamak için kullandığımız sistemler, optik sistemler var. Artık araçlar çok gelişmiş teknolojik açısından. Arkada takip kameraları falan var. Sensörlerimiz falan var. Çok ciddi bir teknolojik gelişme var araçlarda. Mikroorganizmaları görmede. Mesela mikroskoplar bunun için birebir. Dolayısıyla her üçünde de biz mercekleri kullandığımız için sorumuzun cevabı E seçeneğinde vardır. Evet arkadaşlar, bu testin sonuna geldik. Sonraki testlerde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.